Herkes kendi kuzusunu vuruyor. Allah. Kaplar karıştı. Ne öyle o? Dur dur dur. Bu yanınız kaldı ya. Bunun sahibi yok mu? Hem değil mi? Sen bu şu küçükleri alan da onları emziniz tutuveriz. Haber de o küçük kuzuların ikisini tutu. Şu sahibini bulamadı yani. Onun anası almıyor, onu tutuver. He, ondan yazık ya. Merhaba değerli arkadaşlarımız, Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Bugün müze kekik toplamak için geldik. Görüyorsunuz bunlar mor çiçekli kekikler. Her taraf kekik. Kekik hem çay olarak tüketildiği gibi aynı zamanda yemeklerde baharat olarak da tüketiliyor. Ayrıca kekin birçok rahatsızlıklara da faydası var. Özellikle soğuk algınlığı, grip, astım, bronşit gibi birçok rahatsızlıklarda yine kekik çay olarak da tüketilebiliyor. Yine yemeklerde baharat olarak da kullanılabiliyor. Onun için kışın bol bol kekik çayı içebilirsiniz. Onun için de biz de böyle dağlardan kekik topluyoruz. Evet, şöyle kekikler toparlıyoruz dağlarımızdan. Şöyle kekiklerin çiçekleri. Kekik çok faydalı bir bitki biliyorsunuz. Kekik yemeklerde de baharat olarak kullanılabiliyor. Çay olarak da kullanılabiliyor. Bugün de böyle eşimle kekik toplamak için geldik buralara. Biraz daha büyümeler lazım. Biraz erken gelmişiz. Haziran başı gibi gelseydik daha çok olurdu. Ama gene de bize yetecek kadar bol miktarda var. Görüyorsunuz her taraf. İşte arı kovanları buralarda. Böyle arılar bakın çalışıyorlar. Kekikler yiyip yiyip böyle burada doğal ortamında. İş bakın böyle koca dağ. Şuna bak, biz de kekik topluyoruz. Hemen buradan kekikleri alıyor arılar. Burada kovana bal olarak getiriyorlar. Görüyorsunuz bakın böyle alabildiğine dağ, her taraf. Her taraf kekik, yeşillik. Sadece 5 kilometre uzakta bizim köyümüz var. Bu kovanlarda bizim köylülerimizin işte doğal bal diye ben buna derim. Ne şeker var, ne şerbet var. Şöyle inebilirsem şuradan kekiklerin yanından biraz aşağıya. Düşmeyeyim de, kayalık burası. Evet, hemen mor kekikler var. Hemen kekiklerin yanında da arı kovanı var. Böyle arı kovanları böyle belli aralıklarla koymuşlar. Arılar da bu kekiklerden bal üretiyorlar. Biz de inşallah bu şekilde
köyümüzden doğal bal yiyeceğiz. Evet, arılar şu anda kekiklerin üzerinde hepsi. Evet arkadaşlar, işte benim çocukluğumda hayvan otladırken şu gördüğünüz düzgaya bakın, hala duruyor. Belki o zaman daşlara ismimizi yazmıştık ama zamanla tabii 30-40 yıl sonra bu daşların üzerindeki yazılar kaybolmuş artık. Tam bu daşın üzerine böyle otururduk. Bakın şöyle hayvanlar, taşı karşıda kalyondan orada bırakırdık. Biz böyle yürüye yürüye buraya gelir otururduk. Onlar da şu aşağıdan böyle otlana otlana ta buraya yanlarımıza doğru gelirlerdi. Bayağı 10-15 yılımız böyle geçti, çocukluğumuz buralarda geçti. Bizim hayvan otlattığımız dağlarda, şimdi bırak hayvan bulmayı, insan bile yok, hiçbir şey yok yani, bomboş. Köyümüz şu karşıdaki köy, yaklaşık buraya 3-4 kilometre uzaklıkta. Her gün o köyden hayvanları sabah çıkarırdık buna doğru. Tabii o zaman çok yer ekili alan olurdu. Şu görmüş olduğunuz boş yerler hepsi ekili olurdu. Milletin ziyan ve zarar vermemek için milletin ekinlerine hayvanların başında dururduk. Bir tek bu kayalı olan, kalyonlu olan yerler boş olurdu. Diğer her taraflar dolu olurdu. Biz de buralarda hayvanlarımızı otlatırdık. Akşam olunca da aynı yoldan geriye tekrar hayvanlarımızı evimize götürürdük. İşte şu anda Ülker Hanım bizim hayvan otlattığımız yerlerde yaklaşık 30-40 yıl sonra kekik toplamaya çalışıyor. Dikkat et Ülker Hanım. Allah korusun, burlakaya her an düşebilirsin. Uçurum var değil mi? Dikkat et. Evet, şöyle bakın. Aşağılar sakat. Bak, kekikler de güzelmiş. Evet. Çok fazla aşağıya inme. Değil mi? Yok yok, inmiyorum. Ben şurada yazılarımız duruyorum. Bir odaşın üzerindeki yazılara bakayım. Çok fazla inme. Evet. Çok merak ettim. Yazlarımız duruyor mu? Bakalım, dolmuştur tabii. Ülker Hanım. Gel, gel. Yazım duruyor, gel. Gel, Şahin yazıyor, bak gel. Evet, bakın arkadaşlar. Artık tam belli değil. Şöyle yosun tutmuş, Şahin yazıyor burada. Bakın. Tam kaç yıl olmuş bu biliyor musunuz yani? 45 yıl. 45 yıl önce bu daşın üzerine yazdığımız yazılar hala duruyorlar. Bakın burada da dama oynuyorduk. Yani dama çizgilerimiz vardı bu daşta. Hayvanlar otlatırken de biz bu daşın üzerinde dama oynardık. Hala ismim duruyor. Çok duygulandım şu anda gerçekten. Bakarsınız, görürsünüz, net olarak görünüyor. Tabii 35-40 yıl geçmiş aradan. Taşlar yosun tutmuş, yazlar dolmuş ama gene de hala bak, H'si belli, Ş'si belli, A'sı belli, H'si belli. Hep yazdığım böyle duruyor burada. Evet. Ya Ülker Hanım bak, yazdığım yazı 40 yıl sonra burada daşta duruyor yani. Evet. Ha? Evet canım. Hayatımız buralarda geçti. Çocukluğumuzun en güzel yılları buralarda hayvan otlatmakla geçti. 40 yıl sonra aynı dağa geldim. Ülker Hanım'la beraber 40 yıl sonra aynı yerlere geldik. Şu anda kekik toplamak için oturduğumuz bu daşta hem dama oynardık. Dama çizdiğimiz dama bile duruyor daha hala. Yazımız da duruyor. İşte buradan da efendim arkadaşlarla oynardık. Hikmet, Şükrü, Ali, Zeki, kim de o gün kim hayvanını bu tarafa getirirse onunla oynardık yani. Evet. Gerçekten çok duygulandım. İşte memleketim böyle. Köyümün dağları böyle. Dün de şu görmüş olduğunuz karşıdaki yüksek dağdaydık. Oradan
Kızılcık çiçeği topladık. Oradan canlı yayın yaptım. Orasını biraz zoomlayayım şöyle. Kaşak dediğimiz yer. Bak uçurum. Ve çok yüksek bir dağ. Köyümüzün hakim tepesi orasıdır yani. Oradan yaklaşık 3-4 kilometre yukarılara kaz ayağı toplamaya gittik. Ve oradan yaya çıktık, yaya indik. Araç yolu yok oraya. Evet, köyümüz böyle bu şekilde. Görünüyor zaten uzakta. Güzel köyüm. Evet Ülkerem, yavaş yavaş gidelim. Evet, o taraflarda daha çok, o taraflarda toplayalım. İşte koyun tüyleri böyle kırkılıyor. Tüyler bu şekilde çıkıyor, bak pos gibi bak. Bak böyle, bu harbi yün. Gerçek yün, bak işte bak aynı olduğu gibi çıkarmış. Maşallah çok antrenmanlı, bak komple pos çıkarmış yani. Hayatımda ilk kez boyun kırpıyorum ben bu sene. Şimdi mi? Bu sene ilk kırpıyorum. Ama çok profesyonelsin. Yorgan gibi çıkarıyor şöyle. Herkes kendi kuşunu vuruyor. Allah. Atlar karıştı. Niye öyle o? Dur dur dur. Bu yanınız kaldı ya. Bunun sahibi yok mu? Geldi mi? Sen ben şu kırçıkları alam da onları emziniz tutuverin. Hadi ya, o kırçık kutlan yıksın tut. Şu sahibini bulamadı yani. Onu bana sağmıyor, onu tutuverin. He, ondan yazık ya. Kızı. Baya kırpmışsın herhalde. Kızı. Kızı. Allah Allah. Küçücük yavrular, şuna bak. Anaların yanında. Böyle. Çok güzel burası ya, değil mi? Burası çok güzel. Bir de suyu var mı? Su var mı burada? Suyu yok. Bir de su vurdursan. Abi sondaj vurdursan çıkar buradan. Çıkar. Her yerinden çıkar buranın. Zaten dere öbür tarafı yani. İşte asırlık dut. Kaç bin yıllık vardır bu sence? Belki 500 yıllık yani. Asırlık kara dut. Bu duttan ben düşmüştüm geçen yıl dut toplarken. İnşallah bu sene gene olursa gene gelip toplamayı düşünüyorum yani. Kıra diyenlerim. 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 Kıra diyenlerim.
Ben dalayım. Kredi yerliydi. Kapıdaydı o zaman buranın. İcradan aldım. İşte koyun tüyleri böyle kırkılıyor. Tüyler bu şekilde çıkıyor. Ben pos gibi bak. Böyle bu harbi yün. Gerçek yün bak işte bak aynı ne olduğu gibi çıkarmış. Maşallah çok antrenmanlı bak komple pos çıkarmış yani. Hayatımda ilk kez boyun kırpıyorum ben bu sene. Şimdi mi? Bu sene ilk kırpıyorum. Ama çok profesyonelsin. Yorgan gibi çıkarıyor şöyle. Evet. Gerçekten bu da teknik işi ya. Yatıveriyor önüne galiba. Bunun elektrikli şeyi de varmış değil mi? Daha da ben onu kullanamıyorum abi. Kullanamıyorum, daha denemedim onu ben. Bu sene bundan başladım ben. Tamam. İyi maşallah bak şeysin hani hiç bak kestirmiyorsun ya. Acele etme yavaş yavaş. İlacı var kestirdin ya. Yavaş yavaş. Baksana. Ben şey koyuyorum. Uysal. Uysal değil. Tüy bozuk olan koyun bu. Öyle mi? Tüy bozuk. Ötekinde öbürler olursa. O da bizim şansımız ha. Neyse ama gene de güzel ya. Vallahi özlemişim ben bu günleri ya. Ben de çok yaptım bundan birader. Böyle koyun çok kırptım yani. Kel. Hayır kel. Civciviyle baksana kuzu nasıl oynuyor abi. Gitti gari demin. Geçi geçi. Gel bakalım maşallah. Şuna bakar geç. Geçin üstüne dönüyorlar ülke. Geçin üstüne dönüyorlar gel. Civcivler baksana. İkisi birlikte. Sıcak ya. Sıcacık. Sıcacık olunca. Sıcacık olunca. Anır hadi anır. Anıramadı. Kararakan. Su mu istiyor eşek Emin abla? Bu da koyun kuzu. Kuzu annesini emiyor. Emin ablamın bahçesi. Patatesleri. Kiraz bahçesi, soğanları, patates, sebzeleri, meyveleri hepsi burada. Hemen hayvanların gübresini alıyor buradan, kürekle at veriyor bahçeye Emine abla. Ülke nasıl emiyor yavrucuğum? Emiyor, emiyor. Baksana. İnge. Her şeyin yavrusu değil mi? Her şeyin yavrusu. Herkes bu karın doyurmak için uğraşıyor ya. Koyunlar sağmıyor mu? Kuzular mı emiyor? Sağıyor değil mi? Koyunlar akşam da sağmıyor ya. Ama kuzular emiyor şu anda. Onlar taze. Beslenmesi lazım değil mi? Yem vereceğini sanıyorlar ülke. Yem vereceğimi zannettiler. Üçüncü mü bunlar? Ah.